tarihin perde arkasına gitmişken hemen iki tane şeyi arka arkaya soracağım. Bir, Mimar Sinan ve Mihrimah Sultan aşkı gerçek mi? Romancıların uydurması. Romancıların uydurması. Böyle bir aralarında 60-70 yaş falan var yani. Yani yok, 30 değil. Yaş. 26-30 yaş. Gelmeden baktım. Burada başka bir problem var. Bir Osmanlı prensesinin evliliği siyasi bir aranjmandır. Ve genelde belli kurallara göre yapılır. Hocam, Osmanlı şimdi prenses tabii, ifadesini kullandığınızda prenses kalacak herkesin belleğinde. Osmanlı sultan. Yani karışmasın sultan diye erkek sultanla ayırabileyim diye. Mısır'dan gelmişse prenses kullanıyoruz, Osmanlı'da sultan kullanıyoruz. Hanım sultan diyorlar, evet. Hanım sultan, hanım sultan yani bir evet sultan. Padişahın kızları için. Evet. Genelde devşirmelerden işte paşalarla falan evlendirilip hem de yönetim bırakıldığı insanlar hanedana bağlanmış olur. İşte Rüstem Paşa. Bunlara damatı Şehriyari denir. Yani padişahın damadı. Şimdik Mihrimah Sultan işte Sinan'la evlenecekmiş de Sinan evlenememiş. Onun üzerine Sinan daha sonra Mihrimah Sultan'ın camilerini yaparken bir falan filan. Bu bir romandan çıkmış. İnanmış insanlar. Burada ama dediğim gibi böyle bir mantık hatası var. İki, böyle Osmanlı 16. yüzyılda artık Osmanlı kadınlarını göremiyorsunuz. Bakın Rüstem Paşa'nın eşi Mihrimah Sultan bunu tedavi etmek için bir Yahudi doktor getiriyorlar. Her tarafı siyah dantelle kaplı. Şuradan nabzına baktı diye Rüstem Paşa köpürmüş. Yani birinin kızı, karısı artık 16. yüzyılda o yüksek kültüre geçildiği için artık bu haremlik selamlık için çok katı olmuş. Mesela Safiye Sultan 16. yüzyılın sonu saraydan çıkarken, yani saraydan kovuluyor. Yani artık Safiye Sultan düşüyor. Yerine başka bir ekip giriyor. Onu da eski saraya gönderiyorlar. Arabaya koyduklarında arabanın her tarafı yani özel bir arabada kimse görmesin diye tüller falan örtülüp götürülüyor. Yani kadını böyle Sinan bir yerde görecek. Şimdi Mimar Sinan büyük mimar. İşte mimar başı falan diye geçiyor. Ama böyle çok prestijli. Öyle bir aşk olsa bazı eserler olmazdı belki diyorsunuz. Ya yani. Hayır. Sıkıntı olurdu. Öyle bir görme o şey olamaz. Bu bir yeniçeri. Bir mimar ama biz böyle bugünkü gibi ne bileyim böyle sanatında bu kadar hani sanatçı bu kadar prestijli padişahın damadı olacak kadar ya da bir haremin içine girip padişahın kızını görebilecek bir durumda değil. Yani karşılaşma ihtimalleri yok. Yok bence yok yani. Yok. Peki tarihin aşklarına girmişken Baltacı Katerina aşkı? Ya büyük palavra. Yani bu da mantıklı. Eren yani sen de bizi paparazzi. Valla hayır bu paparazzilik paparazzi. Baltacı çok Katerina aşkı üzerine yani. Yani konuşuldu Allah konuşuldu. Belki işte bazen tepki gösteriyorlar ya. Baltacı'nın siz haremi orada. Küpsüyorsunuz. Baltacı'nın haremi orada değil mi? Ya oradaki en büyük mantık hatası Baltacı şimdi harem kuşatmayı yani kaldıracağı zaman yani zaten gelen bir... Ki ne oluyor var, onu bir özetleyin yani. O çadır girdi, şimdi anlaşma vesaire. Olay şundan oldu ibaret. Genel usulün dışına çıkıldığı için bu tip dedikodular çıkar. Yani Çar ve Çariçe çok nadirdir bu tarihte herhalde. Yani kuşatılmışlar. Hı hı. Ve kurtulacak gibi de durmuyor. Bataklık bölge şu bu. Tabii savaş, özür dilerim, savaş tarihi öyle anlatıyor zaten hocam. Kurtulma şansları tabii yok. Tabii bataklıkta sıkışmış kalmışlar. Dolayısıyla son bir çare olarak Büyük Petro ya da bizdeki tarih Deli Petto Baltacı'nın ayağına gitmeyeceğine göre Katerina ben gideyim barış anlaşması önereyim diye gidiyor. Bir de çoklu mücevheratla geliyor. Ama o genel usul yani usul o şey değil yani bunu onu rüşvet gibi falan çok yaşayın. Ona bağlıyorlar ya zaten rüşvet getirdi. Diplomatik diye hediye diyelim yani o mantıkla aslında onu şey yapıyorlar. Şimdi çadırda başa baş falan görüşmüyorlar tabii ki. Tercümanlar şey var, şu yani var, bu var ama biraz sanki usul dışına çıkılmış gibi görüldüğü için bu o zaman skandal olmuyor. Yani anlaşma falan oluyor. Baltacı buraya geliyor. Ordunun dönmesine, Petro'nun dönmesine izin veriyor. Ondan sonra adam anlaşmaya uymuyor. Hı hı. Anlaşmaya uymayınca bu sefer tabii ki Baltacı'nın işte kötü bir diplomat olduğu. Çünkü zaten çadırda rüşvet aldı. Yani Osmanlı tarihinde ne zaman verilen şey hediye, ne zaman rüşvet hep bu siyasi rekabette anlamlandırılan şeyler. Yani hediye diye verilen şey rakipler tarafından rüşvet gibi görülebiliyor. Net bir sınır yok yani. Ne kimin için hediyedir, kimin için rüşvettir meselesi. Çandarlı içinde vardır ya, yok balık çok yaşayın, içinde işte için altın gitmiş falan filan. Rüşvet büyük mi, hediye mi, şu mu, bu mu? Yani mesele bu. İşte Katerina'nın oraya hediye götürmesi. Baltacı güya onu kabul etti, güzelliğine etkilendi. Ve çok hafif bir anlaşma yaparaktan işte Rusları bıraktı gitti. Halbuki tam öyle değil yani. Mesela Prus Seferini Beyanımdır diye bir eser var. Bunu Hakan Yıldız Hoca aslında yayınlamıştı. Ona baktığım zaman adam yani iyi ki de anlaşma oldu diyor yazan Yeniçeri. Hı. Niye? Çünkü zaten 3-5 gün sonra öyle bir yağmur yağıyor ki. Osmanlı orada kalsa yani Osmanlı ordugahını da sular seller. Efendim zaten bataklık. Mevsim ilerlemiş yani. Bataklık zaten. Tabii. Yani zaten orada alan çok net, yer bataklık. Osmanlılar kuşatırken kendileri de iklimden dolayı çok zor duruma düşeceklerdi. Muhtemelen Baltacı bunu gördüğü için ve Yeniçerilerin saldırıları da sonuç vermediği için bir barış anlaşması imzalayıp geri döndü. Döndükten sonra tabii ki bir sürü şey o anlaşma uygulanmayınca
bu işin kokusu çıktı yani. Bunlar çadırda görüştüler, ne yaptılar filan. Şimdi mümkün değil yani böyle bir aşkın filan olması. Ya da Baltacı'nın işte öyle bir niyetin olması. Ama bu klik meselesi, Hiziplerin çatışması. Yani Baltacı'yı götürmek isteyen Hizip ona nasıl çamur atabilir? Bu çadırda işte Çarıçay'la aşk yaşadı filan diye. Ruslara yani şöyle, bakış açısı yani, hiç böyle değil yani. Yani şöyle bir şey mi? Baltacı bütün oradaki mahiyetine şunu mu söylüyor? Terk edin lan çadırı. Avrat bana kalacak. Ya böyle bir zırvalık olabilir mi? Bir müsaade edin. Böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Tarihin doğru bilinen yanlışları evet bitmiyor. Var da var, var da var. Abdülhamit dönemine girmenin o başlı başına bir program dendi. Katılırız. Onu yine aynı kadroyla belki aramız Hakan Erdem de katılır uygun olursa. Bir başka programa bıraktık. Tarihin aşklarına girdik. Onları da program bitirip biz kendi aramızda konuşacağız. Bir son sorum olacak. Bu program için son bir soru. O sırada 4 numaralı foto da gelsin. Senedi ittifak bir anayasa mıdır? Hadi bak, evet, şimdi 5 dakika. 5 dakika. 5 dakika. 5 dakika. Soru süre 5 dakika. Daha hayır değildir. Değil hayır değildir. Değil mi de? Bitti, çok zor. Önünüzdeki kağıtlara yazıp kaldırmak. Evet. O da olabilir belki. Hayır değil. Şöyle ben senede ittifak. Ya bu metni bize bir söyler misiniz? Bu evet, ne görüyoruz şu an? Çok fazla değer atfedilen bir belge. Bunun orijinali de yakın zamana kadar bilinmiyordu. Ali Akyıldız Hoca arşivde bulup yayınladı. Orijinali bile yoktu. İşte padişahın bir nevi hattı hümayun olarak değerlendirebileceğimiz onay yazısı. Altta da imzalayanlar. Yani o alttaki şeyler senedi işte şeyden başlamak üzere Alemdar Mustafa Paşa'dan başlamak üzere bir takım devlet görevlileri ve bazı ayanların imzalamış olduğu bir belgedir bu. Son derece konjonktüreldir. Sebebi de şu. Tabii Alemdar Mustafa Paşa Rumeli'den geliyor. İkinci Mahmud'u padişah yapıyor. O çok teferruatlıdır tabii. O saraya basması, ikinci Mahmud'un işte canını dama çıkarak kurtarması vesaire. Neticede padişah oldu ikinci Mahmud. Alemdar Mustafa Paşa padişah yaptı. Ve sonrasında da tabii kendisi çok üst düzey böyle yetkilere sahip bir sadrazam olarak devam etti ve ayanları İstanbul'a davet ederek böyle bir metin hazırladı. Senedi ittifak. Bunun tarihi 7 Ekim 1808'dir. Burada aslında tabii ki padişahın da en azından onayladığı bir metin. Fakat buradan bir anayasa çıkmaz veya anayasanın ilk adımları da çıkmaz. Çünkü çok konjonktüreldir. 7 Ekim 1808'de bu hayata geçirildi ve Alemdar Mustafa Paşa'nın hayatını kaybettiği tarihte işte Yeniçeri isyanı sonunda 15 Kasım 1808'de de Alemdar Mustafa Paşa hayatını kaybetti ve senede ittifakta ondan sonra zaten hiç konuşulmadı. İkinci Mahmud zaten hemen bunu hani yırtıp attı şeklinde değerlendirir yani kağıdı geçersiz yırtmadı kaldı. Ama geçersiz kaldı ve sonraki dönemlerde de senede ittifakın herhangi bir şekilde etkisi olmadı. Mesela bir Tanzimat Fermanı vardır bizim tarihimizde. Tanzimat Fermanı'nın etkilerini uzun yıllar görürüz. Ama senede ittifak bulunduğu yerde kalmıştır, konjonktüreldir. Toplam 5 hafta, 5 haftalık bir süre. Yani 7 Ekim ile 15 Kasım arasında bir süre içinde geçerli olmuştur. Dolayısıyla buna ne bir Magna Carta olarak bakabiliriz, evet, ne de bir anayasal metin olarak bakabiliriz. Kendi dönemi içinde konjonktürel bir belge hocam, olarak hocam bu da herhalde yani gene ders kitabı gibi hukuk kitaplarında evet, ilk bunu gösteriyorlar. Evet. Türkiye'de anayasalcılık falan. Anayasa tarihi çalışan hocalar ilk defa padişahın bir padişahın kendi yetkilerini sınırlandırdığı belge gibi bunu sundukları için anayasa yani tarihi açısından gene önemli olduğunu düşünüyorlar. Önemli aslında. Ama anayasanın başlangıcı değil tabii ki. Burada padişahın kendini sınırlandırdığı gibi bir şey yok. Adı üzerinde bu bir senet. Ama önemli bir belgedir. Yani şey de tartışmalı aslında. Önemi ayrı tabii ki. İkinci Mahmud onay uyguladı mı uygulamadı mı meselesi de tartışmalıdır. Yani yırttı attı. Çok kısa süre zaten. O kadar ama devamında baktığınız zaman ayanlarla ilişkisine ikinci Mahmud büyük ayanlarla problem yaşıyor ama küçük ayanları ezmiyor. Küçük ayanları devlete entegre ederken aslında bu metni kullanmış gibi duruyor. Tabii de buradaki istedim romantizm şu. Magna Carta'ya eşdeğer tutmak tabii gibi bir evet, yanlışın içindeler. Öyle bir şey söz konusu değil.